İki anne çocukları için adalet istiyordu. Biri 2013 yılında Lice'de asker kurşunuyla öldürülen Medeni Yıldırım'ın, diğeri ise 2017 yılında yine polis kurşunuyla öldürülen Kemal Kurkut'un annesiydi. Bu nasıl haberlerdi? Biz de bu ülkede yaşıyoruz. Kemal'in ne suçu vardı? Medeni Yıldırım 28 Haziran 2013'te Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Kayacık köyünde yapılmak istenen kalekol protestosunda askerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından bir asker hakkında dava açıldı, sanık tutuksuz yargılanıyor. Anne Fahriye Yıldırım 5 yıldır adalet mücadelesi veriyor, sanıkların tutuklanmasını istiyor. Tetiği çeken ve emri verenlerin cezalandırılmasını bekliyor. Biz adalet arıyoruz ama maalesef burada hiçbir adalet yok. Medeni katili serbest kalmasın, o da biraz ceza alsın diyorum. Adalet budur. Eğer ceza verirse ben biraz nefes alırım. Evlat acısı yaşayan anneler adliye salonunda yan yana gelmişti. Medeni'nin annesi Fahriye Yıldırım, oğlunu kaybeden Secan Kurkut'u yalnız bırakmamış, destek olmaya gelmişti. Medeni geri gelmiyor. Kemal geri gelmiyor. Ne Berkin geliyor, ne Ethem geliyor. Ne Ali İsmail geliyor, ne Hasan geliyor. Ne Ahmet geliyor, kim geliyor, ne Abdocan geliyor, kimse gelmiyor. Bu çocukların hepsi de devletin keyfinden canından olmuşlar. Medeni Yıldırım davasında olduğu gibi Kemal Kurkut davasında da sanık tutuksuz yargılanıyor. İki annenin acısı bir olduğu gibi de talepleri de aynıydı. Suçsuz günahsız Kemal'in ne suçu vardı? Kemal oynamaya geldi buraya. Eylemeye geldi. Kemal'in ne suçu vardı? Suçsuz günahsız, yargısız. Yani yakalayıp cezaevine götürseylerdi. Niye yakalayıp cezaevine? Niye vuruyorlar? Gencecik adamı vuruyorlar. Gencecik genç. Suildi, ben de o şeyleri görmedim. Yani diyorlar soyulmuş, yani soyulmuşsun, gözün önünde soyulmuş. Vicdansızlar. Niye vuruyorsunuz? İnşallah Allah'tan bulurlar, inşallah. Ben onları 12 imamlara havale etmişim. İmam Hüseyin'e havale etmişim ben. Bu aziz günlerinde onlara havale etmişim ben.